Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV ekranlarından yeni bir fikir atölyesi programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Tüm izleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün canlı tanıklarından Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Derneği Başkanı, yine Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Kolları Temsilcisi Münevver Özuygur hanımefendiyle birlikteyiz. Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü, orada yaşadıklarını kendisinden alacağız ve yine Gazze'ye değineceğiz inşallah. Buyurun başlayalım efendim. Münevver Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah? İnşallah Allah'tan iyi olmayı umut ediyoruz, böyle yaşıyoruz. Evet, bugün sizinle Doğu Türkistan'ı özelde konuşmak istedik. Çünkü Doğu Türkistan'da da yaşanan ciddi bir zulüm var. Onu da gündemimizde tutmak istiyoruz ama şu an hali hazırda Gazze'de devam eden de bir soykırım var. Hı hı. Doğu Türkistan'a girmeden evvel biz 7 Ekim'den bu yana başlayan Gazze soykırımını siz neler demek istersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı şekilde siz de belli başlı bazı benzer zulümlerin canlı tanıklarındansınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz ve hisleriniz nedir? Böyle başlayalım, akabinde Doğu Türkistan'da devam edeceğiz. Buyurun. Gazze'deki bu 7 Ekim'den başlayan büyük bir soykırım, hani oradaki ölen insanlar, çocuklar, kadınlar, aç kalan insanlar, oraya hiçbir şekilde yardımına ulaşamaması ve elimiz kolumuz bağlı bir şekilde onların öldürülmesine, zulümü uğramasına, haksızlığa uğramasına baka kalmak bir Müslüman olarak çok ağır bir durum. Bir de damdan düşeni daha iyi anlıyor kelimesinden yola çıkarak bakarsak. Hı hı. Bizden gibi bu zulüme maruz kalan bir Doğu Türkistanlılar için oradaki zulümle, oradaki olup bitenle daha derinden hissediyoruz. Keşke yani biz Doğu Türkistan'a gidip oradaki kardeşlerimiz yardım edemiyoruz ama bir insanlık, bir Müslümanlık şeyi sorumluluğumuzla hiç olmasa Gazze'ye bir nevi yardımımız olsaydı diye bunun içinde kıvranıp duruyoruz. Hı hı. Şahsen ben hatta filoya katılıp Gazze'ye gitmeyi form doldurmuştum. Ama benim kişisel şartlarım, yani pasport ya da vize şartlarım olmadığı için gidemedim. Bu bana çok acı verdi. Aslında Doğu Türkistan ve Gazze'deki zulüm zaten Siyonistlerinin, bu din düşmanlarının, şer güçlerinin ortak çalışmasının bir nevi benzeri bir zulüm. Gazze'de olan zulüm zaten herkesin gözü önünde, medyanın gözü önünde cereyan ediyor. Doğu Türkistan zulüm hani dünya kamuoyunda kapalı bir şekilde devam ediyor. Bu iki çeşit zulümün sonucu şu, burada ezilen, mazlum olan Müslümanlar, burada hiçbir şey yapamadan çaresiz kalanlar yine de Müslümanlar, zayıflık gösterenler de yine Müslümanlar. Bunun için uyanık olan Müslümanlar, zulümü karşı çalışmak, yani zulümü karşı bir şeyler yapmak isteyen Müslümanlar için hatta çok üzücü bir durum. Ama şunu diyebilirim, bu bizim toptan uyanışımız bir vesile olur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Evet, şimdi siz de Doğu Türkistan'da yaşadınız uzun bir müddet. Bizzat bilfiil orada yaşanmış olan zulümlere de yani canlı tanık oldunuz diyebiliriz. Biraz sizi ve hayat hikayenizi kendi dilinizden dinlemek isteriz. Özellikle şunu sorayım, Münevver Özuygur kimdir? Ve bize orada yaşamış olduğunuz aslında hayatı biraz aktarırsanız ondan devam ederiz. Buyurun. Olur. Ben çok programlarda kendimi tanıttım. Hatta beni takip edenler belki de benim hikayemi ezber bilmiş gibi biliyorlar ama yeniden takip edenlere de bu yeni bir bilgi olabilir. Ben Doğu Türkistan'da doğup büyüdüm. Yetim büyüyen. Benim babam yetim kalmamaya da Doğu Türkistan'daki Çin zulümünün yetim kalan bir çocuğum.
Benim annem, babam, annemin ailesi, babamın ailesi bile 1948-49'dan önceki bu milliyetçi Çinliler tarafından Doğu Türkistan'a işgal etmeye çalışan, o da savaş açan ya da Müslüman Uygur Türklerini yok eden böyle bir büyük bir işgal döneminde şehit olan ailenin çocukları, babam da öyle, annem de öyle, hani akrabalarımız hepsi böyle. Biz benden başlayarak değil de ta benim büyük dedelerim, annelerimden başlayarak bu Çin'in zulmüne maruz kalan bir aile. Onun için ben bugüne söylemeyeyim de tarihten bakarsak da biz ailece bir bu zuluma maruz kalan bir aileyiz. Yani o zulümün canlı şahitleri diyebiliriz. Çocuklar normalde küçük zamanlarda annesinin nenelerle öykü söyleyen hikayeleri, öykülerle büyüyor. Ama ben şunu hatırlıyorum. Annem acaba hani başka bir hikaye söylemeyeni bilmiyor muydu bilmiyorum ama bize her zaman dedelerinin, babasının nasıl şehit düştüğünü ve o akrabalarının nasıl Çinliler tarafından öldürüldüğünü, nasıl hani olan cesetleri parçalandığını, nasıl yakıldığını görerek büyüyen bir anne olarak bize bunu anlatırdı. Ben şöyle hani algımda şöyle bir şey kalmış yani. Bu Çinliler hep adam insanlarını öldürüyor. Müslümanlar hep Çinliler tarafından öldürüyor. Hani erkekler hep cihat ediyor, savaşıyor. Onlar karşı savaşıyor. Çünkü benim babam da mesela çok büyük bir fikir alimiydi. Babamın nasıl bir mücadele verdiğini, yani Çinlilerle nasıl bir savaş içinde olduğunu, neden hapiste atıldığını hep benim annem bize anlatırdı. Bu da Allah'ın bir lütfu olacak ki biz o öykülerle büyüdük ve çok küçükken yani daha 6-7 yaşında ya da okul yaşında önce de düşmanımızın kim olduğunu ve kim tarafından işgal edildiğimizi, düşmanlarımızı Çinlilere nasıl bakmamız gerektiğini öğrenerek büyüyen bir ailede çocuğum. Yani biz çok böyle ablalarım olsun, biz kız kardeşlerimiz olsun. Sonra da şunu öğrendim ben. Doğu Türkistan'daki o kadar zulüm olup da onun farkında olmayıp sonraki 2016'daki bu kampı olaylardan sonra ha Çinliler böyle kötü miydi diye Uygurlarını gördüm ben. Hani demek ki ailemiz bu zulümün şahidi olan bir aile olduğu için yetişme tarzımız da farklı olduğu için ben diyorum ki tepemden tırnağıma kadar ben bir Doğu Türkistan'daki zulümün canlı şahidiyim diyebilirim kendimi. Evet. Peki Münevver Hanım, şu an hali hazırda Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün boyutlarını sizden dinleyecek olsak neler söylemek istersiniz? Şu an orada muhakkak haberiniz vardır. Çin'in Uygur Müslümanları üzerinde uyguladığı işte politikalardan, hak ihlallerinden, zulümlerden bize şu an hali hazırda hala devam ediyor mu? Ve haberdar mısınız? Bunu sizden almak isteriz. Buyurun. Evet, ben şimdi Doğu Türkistan'a çıktığıma 26 sene oldu. Türkiye'ye yaşadığım 20 sene oldu. 20 sene içinde biz 2010'dan başlayarak Türkiye vatandaşı olduk. Elimizde Türkiye vatandaşlığı şeysi var. Ama şunu söyleyeyim, bunu Türkiye'ni sevmediğim için değil. Yani Türkiye'ni çok seviyorum. Ama ben bir gün bir dakika bile Doğu Türkistan'ı unutan biri değilim. Onun için diyor ki sen 26 sene önceden çıktın, şimdiki Doğu Türkistan'daki zulümünü nasıl biliyorsun, nasıl anlatırsın diyor. Ben dedim ki insanın bir şeyini bilmesi, insanın fiziken orada olması gerekmiyor zaten. Çünkü evet, ben kalben, ruhen her zaman Doğu Türkistan'da olduğum için ve bir de biraz önce bahsettiğim gibi Doğu Türkistan'da olup biten zulümün bir canlı şahidi olarak büyüdüğüm için ve bir de sonraki zamanlarımızda bu Doğu Türkistan'daki gençlerini uyandırma çalışmalarımızda canlı canlı şahit benim çevremde bir sürü arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın yakalandığını ve öldürüldüğünü. Ben Doğu Türkistan mesela üniversite Pekin'de okuyan zamanda 1990'lı yıllardan sonraki zamanlarda yani gençlerimizin nasıl yakalandığını ve nasıl infaz edildiğini çok işe şahit olduğum için o zulüm
yani hiçbir zaman da sekte uğramazdan, yani durmadan devam ediyor, çok büyüyor. İnsanlar diyor ki sanki Doğu Türkistan'daki zulüm 2016 dedi ki bu kampı olaydan sonra başlandı diye bilenler var. Ve ondan sonra da Doğu Türkistan'da olup bitenler medyadan duyduktan sonra aa ne oluyor burada, bir şey mi var, ne oldu diye başladı. Ama şunu söyleyebilirim, hani bugün de söyleyebilirim, yarın da söyleyebilirim. 1949'un önceki o başka bir tarih, onu da ayrı bir konu açılması gerekiyor ki çok uzun uzun konuşulacak bir şey. Ama 1949'daki Çinlilerin Doğu Türkistan'ın, yani Çin Komünist Partisi'nin Çinlilerin işgal ettikten sonraki zulüm hiçbir zaman durmadı. Oradaki katliamlar hiçbir zaman durmadı. Doğu Türkistan'da hiçbir zaman zulüm durmadı. Yani zulüm derken İnsanın aklını gelen zulümün her çeşidi Doğu Türkistan'da var. Tamam, bir yerlerde savaş olabilir, başka bir ülkeler savaşta o ülkeni yani tamamen yok etmiş olabilir, yani harabeye döndürüş olabilir, o başka bir zulüm. Ama Doğu Türkistan'da insanın bildiği kaç çeşit zulüm varsa ondan daha fazlası var. Evet, bir tane Doğu Türkistanlı beyefendi şöyle demişti. Hitler zamanında Yahudileri yakıyordu. Fakat Doğu Türkistan'da öyle bir, ama inançlarına ve namuslarına el sürmüyordu. Ama Doğu Türkistan'da şu an hem inançlara müdahale söz konusu hem de namuslarımıza karşı bir saldırı söz konusu diye böyle bir röportajı vardı. Gerçekten de öyle, yani Çin'in uygulamış olduğu politikalar tarihte belki de benzeri görülmemiş işkenceleri barındırıyor içerisinde. Peki aslında artık Çin'in hak ihlalleri, insanlar üzerindeki hak ihlalleri dünya tarafından duyuldu artık. Fakat söz konusu Müslümanlar olunca gerçek bir zulüm söz konusu orada artık. Yani önü alınamayacak derecede bazı zulümler ve işkencelere maruz kalıyor orada yaşayan Müslümanlar. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani evet, bir hak ihlali söz konusu, fakat Müslümanlar söz konusu olunca çok daha fazla bir zulüm ve işkenceye maruz kalıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz genel itibariyle? Dünya insan haklarının ki şeysi bakarken, hani insanların da değil de hayvanların da bir sürü hakları var. Ama ben Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri derken bu kelimeni birazcık fazla buluyorum. Çünkü orada hiçbir hak kelimesi geçmiyor. Özellikle bizde mesela. Evet. Doğu Türkistan'daki zulümünü birazcık anlamak için ben her zaman diyorum Çinlilerini anlamak lazım diyorum. Ve bir de bu politikadan, devletin şeysinden, işgalinden ya da o diye yürüttüğü kanunlardan bahsederken öncelikle bu Çin Komünist Partisi'nin ne olduğunu anlamak lazım. Çünkü Komünist Partisi derken yani aslında bu Çin Komünist Partisi'nin ki nasıl bir diktatör, bir dominant güç olduğunu bilmeyenler, yani komünizmini ondan önceki liderler çok gülgülistanlık gösterdiği için insanlar komünizmin bu kadar kötü olduğunu bilmiyor aslında. O yani insanın hayatı, insanlığın başına gelen en büyük bir bela komünist. Çünkü orada siz mesela, biz Doğu Türkistanlı olarak Uygur Türkleri ya da Müslüman Türkleri olarak bu başka bir şey. Ama nerede bir Çin Komünist Partisi'nin bir diktatörüsü orada geçerliyse, orada insanlık adında hiçbir doğru bir şey yok orada mesela. Sizde orada mesela kendinize ait bir fikriniz olamaz. Kendinize ait bir kültürünüz olamaz. Kendinize ait bir şeyiniz, arzunuz ya da düşünceniz olamaz. Çünkü komünist demek ki yani görünüşte her insan böyle şey olarak denkli olacak, orada zengin, fakir olmayacak, her insana öyle güzel bir refah hayatı da. Hayır, tam tersi. Öylece Çin Komünist Partisi derken sadece Doğu Türkistanlılar değil, kendi halkına bile hiçbir şekilde hak hukuk tanımayan bir sistem var orada. Evet. Büyük bir milliyetçilik, Çin milliyetçiliği kendi halkına bile, Çinliler bile tanımayan hak hukukunu, bizim gibi hem Türk olan, hem Müslüman olan, hem kültür açısından, hem şey din açısından tamamen farklı olan ve Çin gibi bir açgöz milletin hani iştahıyla bekleyen ve onu eline geçirmek isteyen bir büyük bir toprağın sahibi olan bizlere neler yapmaz ki yani? Evet. Neler yapmaz? Onun için hani Çinlilerini tanımak ve Komünist Partisi'ni, komünistlerini tanımak Doğu Türk
affedersiniz, Doğu Türkistan olup biten zulümün kaynağını bulmak için çok bir iyi bir ipucu kaynak diyebiliyorum ben. Kesinlikle. Peki dünya üzerinde duyulan evet bir zulüm var dedik. Ama biz özelde bugün sizden şunu da almak istiyoruz. Genel olarak Uygur Müslümanları üzerinde Çin'in uygulamış olduğu bir zulüm ve işkence var. Ama kadınlara da daha yoğun olduğunu biliyoruz. Hatta daha önceleri stüdyomuzda başka Doğu Türkistan hanımefendileri ağırladık. Ve bunlar kendilerine yapılan işkencelerden bize biraz bahsettiler. Ve kendi ailelerinden ayrı kalıyorlar. Yani şu an işte Çin'de ailesi olup Türkiye'de yaşayan birçok Uygur Müslüman var. Evet. Ve kendi ailelerinden haber alamıyorlar. Nerede ne yaptıklarını dahi bilemiyorlar şu anda. İstiyoruz ki sizden bugün canlı şahidi olarak ve sizin arkadaşlarınızdan sizin duyduğunuz Müslüman kadınlara yapılan işkenceleri ve zulmü TV aracılığıyla, TV'miz aracılığıyla aslında duyurmak istiyoruz. Sizden alalım. Buyurun. Tamam. Doğu Türkistan'daki bu kamp olayının hapishanelerde olan kadınlara olan çok büyük zor işkencelerden canlı şahitler söylediği var. Şimdi aklıma şöyle bir şey söylemek istedi. Ben 97'de olması gerekiyor. 97'de de Gulca olayından sonra da tamamen dengeler değişti orada. Hani hiçbir Uygur'un sokaklarda, otobüslerde bir sesini yükseltip yani Çin'e karşı da kendisi zorluk zorbalık yapan bir Çin'e karşı ne diyorsun, ne yapıyorsun diyecek bir hak hukukunun tamamen mahrum kaldı. O zaman da bizim Aksu bölgesinden bir sürü gençler geldi bize. Ürümci geldi. Ürümci şöyle, Doğu Türkistan'ın başkenti olduğu için biraz geniş alan. Hani memleketimizin güneyi daha sıkı bir denetimde olduğu için kaçanlar ya da orada mesela kendilerini savunmak isteyenler ya da biraz geniş imkanlarda çalışmak isteyenler hep Ürümci'ye kaçarlardı. Hmm. Biz Ürümci'deki gençler hani kendi stüdyomuzda, kendi imkanlarımızla onları sahip çıkmaya çalışıyorduk. Bir gün dedi ki Münevver Aksu vilayetinden 2-3 tane hanım geldi, gençler geldi. Hapisten çıkmışlar bunlar. 2-3 senelik hapisten çıkmışlar. Olabilir mi, görüşebilir miyiz? Sizi görüştürmek istiyoruz dedi. Tamam dedim. Anneme söyledim. Annem dedi gelsin dedi. Akşam da bize ayrı bir oda ayarladı. Ben de akşam yemekten sonra oturup ya da görüşmeye başladık. Hı hı. Ve şu bayanın şu sesi beni çok çok etkiledi. Dedi ki sen ne yapmıştın dedim. Sen ne yapmıştın hepsi? Öğretmenmiş kendisi. Hı hı. Ben sadece Uygurların tarihini öğrencilere söylüyordum dedi. Hı hı. Bir yani iki üç kere şey aldım dedi. Hani uyar aldım dedi. Hani şey olarak. Bir kere de ben genç kızlarla beraber bir akşam oturarak beni gençler acaba ne yapabiliriz diye bir şeydi. Birkaç gün sonra bir yakalandım dedi. Hapise atıldım ve de hiçbir beni mahkemede çıkarmadan bana 3 senelik hapis cezası kesmişler dedi. O günü dedi ki sen 3 senelik hapis cezası çarptırıldın. Çünkü bir öğretmen olarak burada Uygurlar yani şey olarak mesela gençlerini kışkırtma şeklindeki çalışmalar yapıyormuşsun diye. Hı-hı. Ben çok iyi bir öğretmendim aslında dedi. Ve şöylemiş dedi hani. Bizim iş kıyafetlerimizi çıkartmak için girdiler dedi. Ellerimiz yukarı baktı, böyle duvar trapti yap, ellerimiz yukarı kaldırdı ve kıyafetlerimizi çıkardı yani bir kadını. Ve çok affedersiniz. Sütyenimi çıkardı diyor. Sütyenimi çıkartıp erkekler gösterdi. Bak bunu sütyeni bu renkten istiyor. Evet. Ben dedi o zaman dedi beni öldürseydin keşke dedim. Öldürseydin keşke dedim. Ben oradaki yediğim dayaklar dedi, oradaki işkenceler dedi, oradaki zorluklar o kadar ağır gelmedi ama o erkekler, Uygur erkekler de vardı orada diyor. Benim süt yanımda çıkartıp da bak böyle bir şeyler giyiyormuş bunlar diye böyle kahkahalar atarak güldü dedi. Aslında onların amacı benim süt yanımda çıkarmak değil, beni orada rezil etmek. Bu dedi ki o öğretmen olarak çok uyanık biri. Dedi ki onlar size sadece fiziken işkence yapmıyor dedi.
Evet, psikoloji. Her zaman psikoloji. Hani 3 sene ben bunu yaşadım dedi. 3 sene bunu yaşadım. Nerede bir kadın girirse ilk olarak onun onurunu kırmak için bir şeyler yapıyor diyor. Saçlarını mesela şey yapıyor mesela tamamen sıfır yapıyor mesela saçlarını. Ondan sonra da erkeklerin erkek şeylerinin iş kıyafetlerini onları yıkatıyormuş. Bakın insanın nefsi ne ağır gelirse onu bizi yaptırıyordu. O ne zaman 96, 95, 94'lerdeki bir zulüm mesela. Evet. Hani ben o zaman da daha birkaç gün neredeyse yanlış otobüsü binecektim. O kadar derecede beynim vurulmuştu ki. O zaman dedim ki elimde silah varsa çıkıp birini vuracaktım. 97-5 Şubat'taki Gulcu olayında bizim bir Gulcu arkadaşlarımız olay olan zamanda beni bir odaya kapattılar 3 gün. Çünkü hani ben dayanamamıştım o zaman. Şöyle dedi hani oradaki arkadaşlarımızı Şubat'ın Gulcu soğuğunda tazekili suyla dondurmuşlardı. Bunu duyunca ben dedim ki ben yaşamam. O kardeşlerim öyle olmazsa benim burada yaşamamın ne anlamı diye. Onun için beni arkadaşlar kapatmıştı. Hani bu bir şey yapacak dışarı çıkıp diye. O hanımın duyunca dedim ki keşke elimde silah varsa bir şey yapardım. Ondan sonra hep benim şöyle bir umudum oldu. Keşke ben bir bomba olsam. Ya da vücudumdaki her bir hücrem yani şeyim bir tandan bomba olsa. Ben bunları bir patlatsam. Ben de şöyle hayal ederdim. Ay gözü görünmez bir şey olursam gidip de şu Çin'in başkanını şöyle yapsam. Hani nasıl yapsam da o hapistekilerini çıkarırım. Nasıl yapsam şu işkence gören hanım kardeşlerimize bir yardımcı olurum diye. Çünkü benim Doğu Türkistan'dan çıkmamın asıl sebebi de şu. Çevremizdeki bir sürü arkadaşlarımız yakalandı ve bazıları çıktıktan sonra dedi ki bana hapishaneye asla kadınlar girmemesi gerekiyor dedi. Tamam biz erkekler ne kadar işkence görsek ya da ölürüz ya da hayat kalırız. Kemiklerimiz kırılır ya da iç organlarımız çalınır. O başka. Ama kadınların oradaki gördüğü fiziki değil daha fiziki çok basit kalıyor dedi. Manevi o ezilmiş, manevi o gurur kırıcı işkenceler diyor. O ayak altına alınmalar diyor. Erkeklerin önünden çırılçıplak yaptırarak onlara gözünün önünde öyle tecavüzler diyor. Burada İslam bir Müslümanlık çok ağır bir darbe almış oluyor. Onun için ben hiçbir zamanda Doğu Türkistan'dan ayrılmak istemeyen zamanda benim hapisten çıkan kardeşlerim ya da orada yaşayanlar hepsi beni şöyle dedi. Yani sen çıkman lazım. Biz hiçbir kadının hapis girmesini istemiyoruz. Tamam. Eğer bizim takdirimizde kısmetimizde hapis varsa biz kadınlar, erkekler girelim, kadınlar girmesin. Çünkü biz orada o kadar ağır işkencede kalıyoruz ama kadınların başına gelen işkencelerini gördükten sonra bizim işkencelerimiz bizi viz geliyor diyor. Çünkü hem fiziken hem ruhen. Hani biz hiçbir zamanda bir kadınların, hiçbir kadının hapis girmesini istemiyoruz. Aslında hiç kim istemiyor da hani çünkü oradaki maneviyat ve ruhi işkence dünyanın hiçbir yerinde yok diyor. Evet yani kadınlara yapılan işkence erkeklere belki daha fazlası yapılırsa bile kadınlara yapılan işkenceden ötürü daha kendilerine ağır geliyor. Ya şimdi bir kadının kadınsal yani organlarla o da dalga geçmek hani kadınlarını mesela çok güzel hicaplanan bir kadın hani hicabı sebebinden hapis alınsa onun cezası çırılçıplak olarak erkeklerin hücresine atmak. Bunu nasıl dayanacaksınız mesela? Evet, evet Münevver Hanım. Biraz önce Doğu Türkistan'da genel olarak yaşanan zulmü özellikle kadınlar özelinde sizden dinlemiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Genel olarak Çin'in
Doğu Türkistanlı Uygur veya normal Müslümanlar üzerindeki gerçekleştirdiği, özellikle kadınların üzerinde gerçekleştirdiği zulümleri almak istiyoruz. Evet, çok hassas bir konu. Sizi de incitmek istemiyoruz burada. Arzu ederseniz arada da söylemiştim, sorumuzu değiştirebiliriz. Ancak duyurmak da istiyoruz. Doğu Türkistan'da yaşanan şeyleri de aslında gündemimizden düşürmek istemiyoruz. Bu sebeple bugün bu soruyu sormak durumunda kaldık. Kusura bakmayın, ben de biraz şey oldum. Aslında dünyanın neresinde savaş ya da böyle zorluklar ya da tabii afetler olursa bunun en zorluğunu çeken kadınlar, çocuklar oluyor. Erkekler ya da askerlik gidiyor ya da savaşıyor ya da şehit oluyor ya da ölüyor. Ama en zorluklarını yani kadınlar yaşıyor. Ben de şimdi yetim büyüdüğüm için annemden ne kadar zor şartlarda büyüttüğünü o zamanlarda fark edememişim. Hı hı. Sonra da ben de anne olarak yaşadığım zamanda annem şu günlerini nasıl atlatmıştır diye çok üzülüyorum. Binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca anneler, kocaları yok, çocuk yetiştirmek zorunda kaldılar. Evet. Benim babam hapse giden zamanda 650 kişi girmişler. Babam gibi böyle Doğu Türkistan davası da önder olan fikir insanları hani hepsini toplamışlar. 6 sene sonra 60 İki miydi diye, yani 60 fazla tam bilmiyorum, 60 küsur insanı kalmış. Mesela o da 540 kişi öldü dersek, 540 kişiden yani evlilik, evli insanlar, hani babam gibi öğretmen, babam gibi insanlarsa, hani 500'den fazla, sadece bir koğuş yani bir hapiste gibi olay, yani siz hesaplayın. O kadar insanın çocukları yetim kaldı, kadınları dul kaldı. Hani orada böyle hayır kuruluşları yok. Zaten ben biraz önce bahsettim. Hani bu Komünist Partisi derken öyle hayır kuruluşları, dernek, vakıf, yardım hiçbir şey yok öyle. Öyle bir şey yok. Evet. Ben zaten eğitimlere yardım vermekten ne olduğunu, ihtiyaç sahipleri, fakirler yardım etmenin nasıl bir şey olduğunu ben yurt dışına çıktıktan sonra öğrendim. Ben bilmiyordum öyle bir şeylerin olacağını. Hani onlar tamamen kendi güçleri, kendi imkanlarıyla o zorluklarını aşmaya çalışıyordu. Çocuklarını, kendileri yetiştirmeye çalışıyor. Tamam, kocasının hapiste ölmesi ya da hapiste kalması ayrı bir dert. Ama hayatının zorluklarıyla kendi başına çalışması ayrı bir dert. Bir de bu kocaları hapiste olan hanımlara her zaman, yani zaten Doğu Türkistanlılar ikinci sınıf muamelesi görüyor. Onlar tamamen fişlenmiş, mümlenmiş aile olarak. Hani akrabaları bile, çevresi bile onlara yakınlık gösteremiyor yani. Evet. Hani yalnızlaştırılmak, ötekileştirilmek, bir de ekonomi zorluklarla baş başında kalmak, bir kendileri çalışmak zorunda kalmak, çocuklarını yetiştirmek zorunda kalmak. Yani Doğu Türkistan'daki kadınlarımızın durumu hani dünya nasıl anlatsınız anlatamayacak bir durumda yani. Hem bir de şöyle, babası, abisi, kardeşi, oğlu her zaman hapiste. Ya bir de şöyle, çocuklarını ya da baba kocalarını hapse aldıktan sonra şu kadar para versen biz çıkartacağız diye şey yapıyor. Hani babasını kurtarmak için ya da kocasını ya da oğlunu ya da kardeşini kurtarmak için kadınlar elinde ne varsa onu satarak çıkartıyor. O da bir bahane para toplamak için. Ondan sonra da bir sürü bir zaman sonra da gözünün uzunluğu kaşı var bahanelerle tekrar götürüyor. O harcayan parası da uçurup gidiyor. Evet. Hani şimdi devletin yanına gidip de benim kocam ya da abim, kardeşim, oğlum hapisteydi. Ben zor durumda kaldım. Benim çocuklarımla eğitim parası ya da benim hayatım için bir para ihtiyacım var diyemezsiniz. Evet. Hiçbir yerden yardım da gelmiyor. Bu böyle bir hayat, siz düşünün yani. Duymak bile insanı çok zorlaştırıyor. Evet. Bir de hapse atılan insanların ne zaman çıkacağı da belli değil. Hayat mı, ölüm mü, o da belli. Ha, tamam, yurt dışındaki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'da kalan kocaları ya da çocuklar babalarına orada kaybolduğunu da olmadığını, öldü mü, hayat mı onu bilmiyorum. Ama hiç olmasa burada can güvenliği var. Oradakilerin
can güvenliği bile yok. Hani zaman mesela şey oluyor, bir olay olurken şunun kocası şu olaydan sonra girmişti diye kadını alıyor, çocukları ortada kalıyor. Kendi çocuklarının nerede olduğunu da bilemiyorsunuz. Böyle bir durumdaki ailelerin akrabaları çocuklara sahip çıkamıyor. Bu benim akrabamın çocukları sahip çık. Senin ne alakan var? Demek ki bu, sen de bunlardansın. Bunlar gibi düşünenlerdensin diye. Çocuklarını bile akrabalara baktırmıyor. Düşünsenize. Evet. Yani tamamen sahipsiz, tamamen hani onun için insan haklı diyor, orada insan haklı diye bir şey yok. Ne çocuk hakları var, ne kadın hakları var. Evet. Hiçbir haktan bahsedilmez ki orada. Çünkü Komünist Parti'ye şöyle bir şey ki, benim düşündüğüm gibi düşüneceksin, benim söylediğim, bir söylediğim hiç gitmeyeceksin, bana karşı gelmeyeceksin, bana soru sormayacaksın. Evet. Şimdi sizi yakalayıp götürüp bir komşu gidip ya da akrabanız gidip ne de benim kardeşim, benim komşum nerede diyemez. Senin ne alakan var? Demek ki senle onlardınsa bunun için soruyorsun. Onun da demek ki gidip sorması, onun da hapis girmesi değil mi? Evet. O yüzden kimse kimseye aslında dokunamıyor. Yani dokunamıyor, sahip de çıkamıyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Daha beter bir zor durum diyorum. Eskiden hapis, mesela Doğu Türkistan'daki bu kamp olaylarından sonra dünya kamyonu yavaş yavaş olup bitenlerden haberdar olmaya başladı. Ve orada bir zulüm olduğunu herkese inandı. Ve dünya kamyonu bu hakkında böyle Doğu Türkistan soykırım olduğunu itiraf ettiler. Hı hı. Daha beter olduğu, Çin bu kadar zulümünü yaptıktan sonra kapılarını açtılar Doğu Türkistan'a. Bir çeşit insanlarını kendilerini dinleyen ya da kendi şartlara tamam diyen ya da onlardan korktuğu için onların söylediği gibi yapmaya mecbur kalan insanlar giriş çıkış yapmaya başladılar. Hı hı. Ve Doğu Türkistan'da hiçbir zulüm olmamış gibi dünya kamyonuna Doğu Türkistan'da Gülistan gibi gözüktürüyor. Ama çok aylarda erkekler yok. Evet. Çok ailelerde çocuklar yok. O çocukları olmayan, erkekleri olmayan ya da akrabalarının nerede olduğunu bilemeyen insanlar biri çıkıp da beni ben hala akrabalarını bulamadım burada diyemiyor. Evet. Böyle bir hakkı yok. Orada herkesin ağzı kapalı. Bu şekilde dünya kamyonu diyor ki burada bir Gülgülistan, biz çok iyi hani böyle yapıyoruz izin. Yani mesela 10 binden insanın bir tanesi izin veriyor. 1 milyon insanda bir aile izin veriyor. Ulanı da resim çekip ya da işte medyada gösterdikten sonra Doğu Türkistan'da zulüm yok. Hı hı. İnsanlar da saf saf inanmaya başladı. Ya burada Doğu Türkistan'da zulüm yok, bunlar ne diyor ya? Evet. Buradaki o kadar insanın hakkı nereye gitti? O kadar insanın intikamı ne olacak? O kadar insanın hakları, ne? O kadar insanın canları ne olacak? O kadar şehitlerin kanları ne olacak? Evet. Şimdi ben şunu diyorum, birkaç kadın söyledim bunu, kere söyledim. Hı hı. Keşke Doğu Türkistan'a bomba düşseydi ya. Oradaki zulümle itiraf etmek için bomba düşmesi mi lazımdı? Evet. Oradaki insanlar en ağır bile manevi yani yok oluşu maruz kalıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulmü, yani bu zulme dünyanın bir çözüm üretememesini ve Müslümanların bu konuda pasif kalmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Dünyadaki Müslümanların zayıflaşması son 100-200 yıldan beri başladı. İnsanlık tamamen maddiyata yöneldiği için Çin'in çok hızlı bir şekilde ekonomi yükselişi ve çoğunlukla ülkelerle olan ekonomi ilişkilerinin güçlenmesi, devletlerinin kendi menfaati üzerinden Çin'le olan ilişkisinin güçlenmesiyle Doğu Türkistan olup bitenlerini duymak istemiyor. Evet. Bilenler de bunu dile getirmek istemiyor. Öncelikle kendi menfaatlerini düşünmesi gerektiği için ve Müslümanlar da elinden bir şey gelmediği için ben bu işini burnumda sokup da elime ne geçer, ne onlara yardım edebilirim, ne kendim bir faydası olur.
diye düşündüğü için devletler de Müslümanlar da böyle. Kendi zayıflığını itiraf etmek zorunda kaldı zaten. Bu daha net olarak Gazze olayında gördük. Gazze olayında tüm dünyanın gözü önünde hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Evet. Bu bize daha da canlı bir ibret oldu. Şöyle, hani Doğu Türkistan'ın sesini kimse duymadı, kimse yardım edemedi diye çok şey de olmuştu gerçekten. Ama Gazze olayı çıktıktan sonra tek yardımcımızın Allah olduğunu, Müslümanların ne kadar burada çırpınsa da bir hani Gazze biliyoruz hani çevresi hep Müslüman ülkelerle çevrelenmiş bir yer. Evet. Doğu Türkistan daha uzak, hı-hı, tamamen Çin'in işgal altında kalan, etrafındaki, çevresindeki bu Türk dünyası da neredeyse Çin'in ikinci eyaleti gibi bir duruma düşen bir yerde. Gazze'ye yardım edemeyen Müslümanların Doğu Türkistan'a yardım etmesinin daha uzak bir şey olduğunu hissettik, öğrendik bunu. Bir de Müslümanların ne kadar sayısı çok olsa da gerçekten hiçbir küçüğe sahip olamadığını gördük. Yöneticilerin özelinde. Yöneticilerin özelinde. biz eskisi gibi, hani ben şahsen onu kendimi göre söylüyorum. Biz protestolarda şöyle diyorduk, Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık diyorduk. Hı hı. Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık diyorduk. Allah razı olsun. Yani tamamen Doğu Türkistan'ı unutanlar var diyemeyeceğiz. Hani gerçekten bizden Türkiye'de ya da dünyanın başka yerlerde can güvenliğimiz olarak yaşamamız da büyük bir lütuf. Bunun hakkını vermemiz lazım. Ama Gazze olaydan sonra dedik ki hani bu şuarı söylememiz lazım. Öncelikle bir Gazze'ye sahip çıkalım ki Müslümanlar kendi gücünü bir göstersin. O zaman da Doğu Türkistan'a da sahip çıkmaya umut bağlayabiliriz. Ve bir de şöyle bir şey oldu bize Tehran'dan. Doğu Türkistan'a sadece Allah yardım etsin. Biz Allah'ın bizi yardım etmesi için biz Allah'ın dinine daha da sıkı sarılmamız gerektiğini, daha derinliğini hissettik. Ve bunun tedbiri ya da bu yolda çalışmalarımızın daha düzgün, daha doğru bir şekilde, daha güçlü bir şekilde ilerlemesi gerektiğini hissettik. Güçlenmemiz gerektiğini daha da hissettik. Evet. Sizinle program öncesinde de konuşmuştuk. Yani baktığımızda bizim de Doğu Türkistanlı arkadaşlarımız var. Onlarda böyle özellikle dikkatimizi çeken kendi yaşamış oldukları dinlerinde ve inançlarında, itikatlarında çok samimi olmaları, çok başarılı olmaları, çok disiplinli olmaları. Bunu sizinle yayın öncesinde de konuşmuştuk. Gerçekten hemen hemen hepsinin ortak özelliği bu diyebiliriz tanıdığımız kadarıyla. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Doğu Türkistan'da acaba yaşanmış olan bu zulme rağmen bu direnç motivasyonunu neye bağlıyorsunuz sizce? Doğu Türkistan'ın İslam'ı kabul etmesi 1000 sene önceden oldu. Yani Türk dünyası da öncelikle İslam'ı kabul eden bir ülke ve çok büyük alimler yetişmiş olan bir ülke. Şöyle diyebilirim, Doğu Türkistan'ın yer altı, yer üstü zenginlikleri ve bir de o jeopolitik konumlarına bakınca Doğu Türkistan, hani her yerde Allah'ın lütfu diyebilir. Doğu Türkistan Allah'ın çok büyük bir lütfuya maruz olan bir yer. Ben onu biliyorum. Onu öyle hissediyorum ve çok büyük alimler yetişen, yani çok takva insanları yetişen, çok büyük bir mücadele verilen bir ülke. Şehitlerimizin kanlarının berkiti olan bir ülke. Bunun için sahabiler gibi yaşayan bizim ecdatlarımız olan bir ülke. Bunun için onların duaları, onların fedakarlıkları, dinimizin bu şekilde bugünkü kadar bize kadar ulaşmasına vesile oldu. Ben bunu şöyle diyorum. Şu bizim ecdatlarımızın, ustazlarımızın, şu fidakar insanların ihlası, onların fidakarlığı yaptığı hizmetlerinin berkitiyle Doğu Türkistanlılar bugün kadar dinleden hiç caymadan geldi. Bir de şöyle, her şey zıtıyla vardır değil mi? Evet. Çin Allah'ın en büyük düşmanı, yani insanlıkların düşmanı Çin.
Onun için en kötü, Allah'ın en büyük düşmanının karşısında Müslümanlığımızı Allah kendi yani bize muhafaza etmemiz yardımcı olmuştur diye biliyorum. Maşallah. Benim babamın şöyle bir kelimesi varmış. Aynı zamanda Orta Asya'nı bu Ruslar işgal eden zamanda babamın fikir arkadaşları babamı şöyle demiş, bak demiş, Çinliler çok çok kötü, çok pis bir millet. Hı hı. Ruslar hiç olmasa bir Tanrı inancı vardı bunlarda eskiden. Yani bunlar bize medeni millet yani insanlık kıyasen. Hı hı. Acaba bizi Çinler işgal etmeden Ruslar mı işgal etmesi gerekiyordu? Ölüm daha iyi olurdu. Yani eğer bizden kısmetimizde, takdirimizde bir işgal olacaksa Çinliler mi işgal etse daha iyi olurdu? Ruslar mı demiş, babam demiş, Çinlilerin işgal etmesi daha iyi olur. Çünkü Çin Allah'ın büyük düşmanı, büyük düşmanının karşısında Allah büyük iman verecekler. Hı. Ama Ruslar insanlıkın düşmanı ama din düşmanı değil. Ha, onlar din düşmanı olsa da bu kadar yapmazlar. İnsanlarını hayasız dinden uzaklaştırırlar. Yani biz biraz özgür kalmamızın bedeline dinimizin olmamamız lazım demiştir. Benim babam öyle demişler. İnşallah. Gerçekten Orta Asya'daki Müslümanlık bakarken, Doğu Türkistan'daki zulümü altındaki Müslümanlık bakarken gerçekten bunun yani çok bir mantıklı bir fikir yürütmesi olduğunu sonra da öğrendim. Çin ne kadar bizi dinden uzaklaştırmaya çalışınca biz daha sıkı sarılmışız buna. Hani evet, bu bizim oradaki oluyor. İbadet, bir namaz kılmamız, Ramazan ayındaki oruç tutmamız, orada bizim icabımıza sahip çıkmamız, özgür devletlerde, özgür vatanlarda, ülkelerdeki 10 bin kişinin fidakarlığı beraberdir. Doğrudur, aynen öyle. Yani biz Doğu Türkistanlı arkadaşlarımızı gördüğümüzde tıpkı hadis-i şerifteki gibi hani mümin müminin aynasıdır. Onlara baktığımızda kendi imanımızdaki eksikliklerimizi görebiliyorduk. O kadar diri, o kadar güçlü bir şekilde dinimizi yaşıyorlardı ki bizlere örnek olmuşlukları da vardır. Peki bizim şöyle bir 6 dakikalık zamanımız kaldı. Ben şunu da sormak istiyorum. Evet, Doğu Türkistan'da yaşanan çok ciddi bir Çin zulmü var. Bu zulmü sizce dünya üzerinde ne kadar duyurulabildi ve özellikle Türkiye'nin üzerinde nasıl bir kamuoyu oluşturuldu ve neler yapıldı? Siz bu zulmü duyurabilmek için neler yaptınız siz ve arkadaşlarınız? Bunu da sizden almak isteriz. Çünkü son zamanlarda, son yıllarda Doğu Türkistanlıların özellikle kendilerine yapılan bu soykırımı artık korkmadan çıkıp insanlara aktarabilme durumları oldu. Bunları sizden de dinlemek isteriz. Şimdi Doğu Türkistan davası da ortaya çıkıp davet, Doğu Türkistan zulümünü anlatan insanların sayısı yani sanki çok tek gibi gözüküyor ama aslında diasporadaki her bir Doğu Türkistanlı bu zulümün canlı şahidi. Çünkü kendisi olmasa ailesi, ailesi olmasa akrabası bu zulümün maruz kaldı. Yani kimse diyemez ki diasporada benim ailem Çin zulümü hiçbir şekilde maruz kalmadı diyemez. Herkesi canlı şahit, herkesi bunun ki şahit. Ama neden? Yani o kadar zulüm gören insanların sayısı kıyasen bizim bu davanın önünde Doğu Türkistan anlatanların sayısı az dersiniz. Çünkü dünyada en çok istihbarata para harcayan ülke Çin. Hani ta 5000 kilometre uzaklıktan şeylerle kontrol ediyor burasını. Mesela tek tek telefonla geçerek çok kişinin ortaya çıkıp da Doğu Türkistan'daki uzulumunu anlatması engel oluyor. Eğer öyle bir engel olmasaydı, hani herkes kendi derdini anlatsın. Ben şunu biliyorum, bir kere kendi derdini anlatmayan ama eğer o çıkıp söylerse Doğu Türkistan'daki zulümünün olan şahitlerini söylerse dünya yani dalgalanacak bir işkence gören insanlar var içimizde. Ama şöyle, sürekli şöyle bir şey var. Eğer sen bunu söylersen var ya mesela senin tüm sularla yok olacak. Sen şöyle tehlikede kalacaksın diye. Onlar diyor ki ben burada hiçbir şeyi yaramıyorum. Bir de benim buradaki şahitliğimle oradakiler bitmişsin diye korkudan söyleyemeyen evet. insanlar var. Doğru.
Aynen. Bunun için Doğu Türkistan'daki zulümünün dünya kamuoyuna o kadar yankı bulmamasının sebebi bu. Hı-hı. Yani sürekli Çin hani şey oluyor. Mesela hatta geçen senede bir öğrenci kızımız dedi ki ben çok paylaşımlar yapıyordum dedi. Hatta beni Çinliler aradı, İngilizce konuştu dedi. Sen ne yapıyorsun? Çinliler akrabalığı mı, Doğu Türkistan'la akrabalığı mı var? Sen ne de yapıyorsun? Sen bu paylaşımlarını durdur, ben size yani sana çok güzel ikramlarımız olacak. Hatta sana vize verelim. Şeyine Çin'in çok büyük bir yerlerini sana gezdirelim diye yapmışlar. Hmm. Ve ondan sonra o kız dedi ki ben hesaplarımı da kapattım. Tekrar başka bir hesap açtım dedi. Hani böyle bakın sadece Doğu Türkistanlıları değil. Evet. Hadi burada Türkiye'de yaşayanları bile bunu tehditlerini yapıyorlar. Hmm. Bunun için bizim sesimizin kısılmasına sebep oluyor. Evet, doğru. Yani şimdi eğer sizin de ifade ettiğiniz gibi çok ciddi bir istihbarat olması gerekiyor ki Türkiye'de bile yapılan bu oluşturulmaya çalışan bu kamuoyunu durdurmaya çalışıyorlar. Şöyle bir misal vereyim. Bizim 2009'daki Ürümcü olayı da Yangın olayını diyorsunuz değil mi? Onu mu? 2009 5 Şubat'taki Ürümcü katliamı da hatta Cumhurbaşkanımız bile soykırım demişti ve Doğu Türkistan diye adını söylüyordu. 3 gün sonra da hemen Şincan özellik bölgesi demeye başladı. Çünkü Doğu Türkistan'da soykırım var diye bu kelimeyi söyledikten sonra Cumhurbaşkanımız hemen bir heyet yani geldi. Ankara'ya gelip böyle olmamasını gerektiğini, bu politika ilişkimize zarar vereceğini söyleyip tüm kanallarda Şincan özellik bölgesini değiştirdi. Bile Peking'den buraya kadar gelip Türkiye'deki medyaya etki yaratabilecek güce sahipler. Evet. Ağız değiştiriyor. Yani bunun göre biz Doğu Türkistanlıların sesimizi çıkaramamamız daha çok normal bir şey yani. Evet. Ama daha çıkarmamız lazım. Çünkü orada bir millet yok oluyor, bir devlet yok oluyor. Evet, yani son zamanlarda da siz ve sizin gibilerinde bizler de kendi medya aracılığımızla seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Peki sona yaklaştık. Ben özelde Gazze akabinde Doğu Türkistan için Müslümanlar neler yapabilmeli? Bunu sizden alıp öyle nihayete erdirmek istiyorum. Buyurun. Doğu Türkistan'daki olup biten zulüm sadece Doğu Türkistanlı'nın zulümü değil. Hı. Orada yok olan İslam sadece Doğu Türkistanlı'nın Müslümanlarının İslam'ı değil. Orada yok olan topraklar sadece Doğu Türkistanlı'nın toprakları değil. Evet. Gazze sadece Gazze'deki Araplarının yeri değil. Gazze'de ölen kardeşlerim sadece Gazze'likler değil. Gazze İnsanlıkların vicdanı, Doğu Türkistan'da insanlıkların vicdanı. Eğer Gazze yok olursa İslam'ın bundan sonra devam edebilmesi umudumuz yok. Doğu Türkistan tamamen Çin'in eline geçip yok olursa bundan sonra Müslümanların insanlıktan, İslam'dan söz etmiş hakkı yok. Müslümanlar bunu bilmesi lazım. Biz bir parça, yani ayrı değiliz. Hepimiz bir bütünüz. Bizim bir kolumuz kesilsin, bir ayaklarımız kesilsin. Ben sağlam bir insan diyemeyeceğiz. Eğer Gazze elimizden giderse, Doğu Türkistan elimizden giderse, Müslümanlıkların sağlam kalabileceğine inanmam. Müslümanlar öncelikle bunun farkına varması lazım ki bu kesinlikle öbür dünyada sorulacak. Ve öbür dünyaya daha gitmeden bunun vebalini çocuklarımız, ailemiz, devletimiz her şeyden bunun vebalini göreceğiz. Çünkü ben beddua etmiyorum. Allah o kadar adil ki biz rahat bir hayatımızda, elimizde imkan var, zamanlarımızda bir şeyler yapmazsak yarın yapamayacak durumda gelebiliriz. Evet. Bunun için Gazze'nin yardımı, ya Gazze'ye yardım etmemiz ya da Doğu Türkistan'ın sesini duyurmamız için bu iki ülkenin zulümünü kendi zulümüm diye bilmesi ve kendi sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah ağzınıza razı sağlık. Olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Amin. Amin. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere diğer İslam zulüm altında olan İslam beldelerinin de bir an evvel özgürlüğüne kavuşması duasıyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.